Oğlum baksana, kız çok üzgün. Çok pişman Tolga ile çalıştığına. Yani çok perişan. Baksana çok özür diliyor yavrum. Çok istiyor tekrar burada çalışmak. Çok da şey. Özgür Bey, ben bir hata yaptım. Ama hatamı çok iyi anladım. Kariyerim için en iyisi olacağını düşündüm ama olmadı. Çünkü ben Tolga'nın bu kadar pislik, bu kadar kötü, bu kadar bencil, egoist, aptal bir insan olacağını nereden bilebilirdim? Bilemedim. Sana ne oluyor yenge? Çocuğum yok bir şey, siz iyi olun da. Oğlum görsen var ya orada Gizem'i, yani Tolga'nın size yaptıklarını öğrenir öğrenmez resmen kaplan kesildi. Aa, bir bağırdı, bir çağırdı, bir çemkirdi bu. Görelim, o anları bir kuble oynayabilir misiniz bize rica etsek, olur mu? Oğlum sen ne diyorsun ya? Bir daha bize o gergin anları sen niye yaşatmak istiyorsun? Aa, ben burayı böyle ortamı yumuşatmaya, gevşetmeye çalışıyorum. Sen bir sus. Toparlanmıyor işte Sevim'cim, kolay unutulmuyor. Sen sus be Fitnat. Sevim Hanım'cığım, çok teşekkür ederim. Özgür Bey, ben hatalıyım ve bir o kadar da pişmanım. Eğer kabul ederseniz ben tekrar sizinle çalışmak istiyorum. Ya pozisyon hiç önemli değil. Ne olursa olsun ben hep yanınızdayım biliyorsunuz. Ama yani mutfakta bulaşık bile yıkarım. Yaparım yani. Blöf. Tamam şöyle yapalım. Bulaşık falan değil de seni garson olarak başlatalım. Özgür Bey, blöfü yiyecek miyiz? Yani blöfü biz hop diye yiyecek miyiz? Oğlum bir sus. Garson diyorum ya. Garson. Garson da bu blöfü yemeyelim, bu çok. Garson diyorum. Ama çok kötü blöf. Seni garson olarak başlatalım. Blöf yenmemeli. Blöf... Oğlum bir hani sussana. Hani böyle bir yemek olur da böyle bir şey eksiktir, sarımsakla tuzla tamamlamak istersin de yine de olmaz ya. Öyle bir yemek bu, yemeyelim. Hani herkes arkadaş, sus. Hani... Ne de olsa ön tarafta tecrüben var senin. İstersen garson olarak başlayabilirsin. Olur. Tabii olur, çok isterim. Çok teşekkür ederim. Tamam. Tanışma faslını o halde geçelim. Zaten herkesi biliyorsun. Yeni mekan malum, çok iş var, yapılacak. Hadi o zaman herkes işinin başına. Canım oğlum benim. Teşekkür ederim, beni kırmadın çocuğum. Anneciğim bak, sen de Tolga ile falan bir daha muhatap olma, ne olur ya. Oğlum ne bileyim ben, yani ben biraz iflah olur diye öyle konuşmak istedim. O iflah da olmaz, ıslah da olmaz, ondan bir cacık olmaz. Tamam mı? Başını belaya sokarsın, gerek yok. Dertsiz başına dert, gözünü sevdiğim. Lütfen. Siz buradasınız, benim birkaç işim var, gidiyorum. Tamam canım. Hadi bir tanem, güle güle. Annesinin güzeli, ben doğurdum seni. Sevim Hanımcığım. Canım. Çok teşekkür ederim. Canım rica ederim. Sen ikinci bir şansı hak ediyorsun çocuğum. Yani herkes ikinci bir şansı hak eder mi diyorsun? Şöyle diyorum Fitnatçığım, hadi susalım, gel biz eve gidelim. Hadi böyle biraz uzanalım, dinlenelim, kafamız şişti. Bir düzelelim, bir kendimize gelelim. Geçen hafta da iyi ki tutmuşuz evi. Ay, seviyorum bu kadını be. Yeni garson. Kıyafetlerin orada, papyon da var, boynuna takacaksın onu. Mersi Pablo'cum. Pablo! Yalnızca yakınlarım bana Pablo der. Sen Pablo Bey diyeceksin. Aa, tanışmıyoruz sanki. Ben senin arkadaşınım ya. Ben sizi tanımıyorum hanımefendi. Sıfırdan başladık ya, o yüzden tanımıyorum. Bir sorum olacak. Önceki işinizden neden ayrıldınız ya da kovuldunuz? Bana uzatılan dilleri... bir takım anlaşmazlıklar diyelim. Pişmanlıklar. Öyle. Anladım. Şu yan tarafta arkada giyineceksiniz. Mersiciciğim. Hadi. Oh be. Bu dertten tümüyle kurtulduğuma hala inanamıyorum. Ay evet ya. Sen de ne çektin be kuzum ya. Ama artık bitti. Yani korkmadan önüne bakabilirsin. Bakabilirim tabii sayenizde. Ya siz olmasanız ben ne yapardım acaba? Gülsünler efendim, afiyet olsun. Şöyle bırakayım, afiyet olsun. Süt, hemen getiriyorum. Getireceksin tabii, getireceksin. İşin o, getireceksin tabii. Ay bittim oldum, bittim. Perişan oldum ben. Gizemciğim, sana kokteyl hazırladım canım.
Hangi dağda kurt öldü? Zehir yok değil mi içinde? Ben sen değilim. İsmini merak etmiyor musun? Hadi edeyim bari. Neymiş? Lady Gagi. Gagi mi? Ha. Cahil. Gaga olmasın, koskoca Gaga. Gagi mi oldu? Şöyle yaptım onu. Garson Gizem. İlk iki harfi aldım. O şekilde bir isim yarattım. Nasıl? Harika. Kaç gün düşündün bu espriyi peki? Garsonluk nasıl gidiyor? Hı? Öyle kapıda böyle havalı havalı rakkada rakkada topuklarla gezmeye, döpkesi döpkesi laflar etmeye benzemiyor değil mi? Ne oldum demeyeceksin. Ne olacağım diyeceksin, insanın içine bayacaksın değil mi? Yo yo, öyle de demeyeceksin. Şöyle diyeceksin. Daha beter ne olabilir? Aman Allah'ım, benim başıma daha kötü ne gelebilir ki? Ben neden böyle oldum falan diyebilirsin. Papyon yakışmış bu arada, çok hoşsun. Şiştim. Şiştim şu an ben. Acayip şiştim. Katlanamıyorum. Katlanayım diyorum, sınırlarımı genişletiyorum. Olmuyor. Sus artık. Münasebetsiz. Hazımsız. Vasıfsız. Sız. Zaman, nasılsınız? Nasılsınız? Ne güzellik. Haydar Bey. Haydar Bey. Bu adam kilitlenme oyun var. Haydar Bey. İşte ben korkuttum. Korkuttum, çok özür dilerim, korkuttum. Şöyle efendim, kusura bakmayın. Sizi görünce de elim ayağım birbirine karıştı. Biz amacıyla şey ettim, kendimi de ayarlayamadım. Sizi görünce elim ayağım birbirine dolaştı. Ama ayarlayın canım. Aman elinize, dilinize hakim olun. Ne bu böyle çıkıp çıkıp geliyorsunuz ayrıca? Kim diyor size gelin diye? Efendim, ben yeni işiniz hayırlı olsun diyerekten siz hatırlamadınız beni. Hatırlamadınız. Ben hani Fitnet Hanımlar vasıtasıyla... Bilinçli hatırlamadım. Hatırlamayı tercih etmiyorum ben sizi. Unutamadınız o zaman. Anne, münasebet canım. Tamam, güldük, eğlendik. Ben şöyle takdim edeyim zat-ı âlinize. Buyurun. Yeşili koruyalım. Tabii, buyurunuz efendim. İnşallah ileride daha iyi yerlere geleceksiniz. İnşallah ileride bir komi, bir şef garson. Bakalım. Neden bakalım, olmasın? Papyon çok güzel gerçekten. Ve ben lokumu da güllü tercih ettim. Çünkü gül aşkın sembolüdür. Kilosu 55 lira ayıp söylemesi. Ama yarınlarımız için değer. Tabii. Bugün nelere vermiyoruz o parayı? Şöyle ağzınızı açın efendim. Küçük ağzınızda lokum ufak dil darbeleriyle emikleyerek olarak. Efendim, ben arkada arkadaşlara emikleteyim bunu. Tamam, size iyi günler. Günler. Tüketelim. Her gün bir tane lokum tüketelim.